Öğrenciler öldürülüyor. Hepimizin başına bir gün gelebilir. Benim okulumda da olabilirdi bu facia. Ama kimse bu durumu değiştirmek için bir şey yapmıyor. Her gün öğrenciler ölüyor ve kimse bir şey yapmıyor. Bunu istemiyoruz. Artık yeter. Herkesi silahlandırmak, silahların yol açtığı şiddeti bitirmez. Bu o kadar anlamsız ki. Silah sorununu ortadan kaldırmak için insanlara silah dağıtılmasını anlamıyorum. Ya sen? Daha önce de ilkokullarda silahlı saldırılar yaşandı. Bu ciddi bir sorun ve bu konuyla ilgili olarak bir şeyler yapılması gerek. Silahlarımızı korumak yerine çocuklarımızı korumalılar. Gençlerde bir sesleri olduğunu fark ettiler sonunda. Yaşımız büyüdükçe bu sesi kullanarak bir şeyleri değiştirebileceğimizi öğreniyoruz ve sessiz kalmayacağız. Ayağa kalkacağız ve silahların yasaklanması için bu sesi kullanacağız. Çünkü çocuklar ölüyor. Büyükler bize siz daha çocuksunuz, sizin fikirleriniz önemli değil diyor. Ama aslında hep gençler değişimlere sebep olmuştur. Belki oy veremiyoruz ama olan bitenlerin farkındayız. Bu durumu durdurmak istiyoruz. Çünkü bizi etkiliyor. Büyüklerin sorunu değil, onları öldüren yok. Onlar okula gitmiyorlar, biz gidiyoruz. Ama sadece okullarda da değil. Bakın Las Vegas'ta silahlı saldırı oldu. Orlando'daki gece kulübünde. Kısaca bu tüm Amerikalıları ilgilendiren bir sorun aslında. Biz belki daha genciz ama biz de Amerikalıyız. Ve bizim sesimizin de duyulması gerekli. Öğrenciler en azından bir yerde kendilerini güvenli hissedebilmeliler. Okula girdiğinde hayatının tehlikede olduğunu düşünmemelisin. Bence bunu ancak yasaları değiştirerek, silah satışını kontrol ederek sağlayabilirler. Bu gençler bana gençliğimi hatırlatıyor. 60'lı 70'li yıllardan beri yapılan en güzel aktivist hareket bu. O dönemde Vietnam Savaşı ve medeni haklar için sokaklara dökülmüştük. Kadın hakları ve homoseksüellerin hakları için savaştık. Şimdi ilk kez çocukları ilgilendiren bir konuyu çocuklar savunuyor. Onlar bizim geleceğimiz. Bunu unutmamalıyız.